Falcao'nun yokluğu, Andone'nin yokluğu, Babel oynayamadı. O hücum hattında da oldukça büyük bir eksiklik vardı Galatasaray'da. Tabii geçtiğimiz maçlardaki o gol bulamamayı buna bağlar mıyız bilemiyorum. Çünkü Andone de vardı, Babel de vardı, sadece Falcao yoktu ama bu maçta üçü de yoktu. İlk golünü 5. maçta atmasını Falcao'nun yokluğuyla, eksikliğiyle tabii ki açıklayabiliriz. Ne olursa olsun en iyi haliyle de, en formsuz haliyle de bir Şampiyon Ligi golcüsüdür. Ancak sadece Falcao'nun oynayıp oynamamasıyla da Galatasaray'ın bu gruptaki bu kadar az puan almasını, bu kadar az gol atmasını açıklamak doğru olmaz. Fatih Terim Hoca aslında sezon başında daha çok Şampiyon Ligi'ni düşünerek yeni bir kadro kimyası oluşturdu. Çünkü geçen sezon daha önce Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'ın çok daha zor gruplardan çıktığını gördük. Bu sezonki grup da zor. Ama geçen sezonki zor değildi. Yani birinci torbadan Lokomotiv Moskova geldi. Yani kimi, herkes Lokomotiv Moskova istiyordu birinci torbadan. Böyle iyi bir kuraydı ama geçen sezon Fatih Hoca orada hedefine ulaşamadı. Kafasındaki oyunu da oynatamadı ve gerçekten birçok maçta aslında Galatasaray özellikle Porto maçlarında çok iyi oynamasına rağmen son vuruş problemiyle yüz yüze kaldı ve bu yüzden de gruptan çıkamadı. Buna karşın devre arasında da paranın büyük kısmını golcü transferi, yani o Şampiyon grubundan da hareketle, yoksa ligde yine öyle böyle idare ediyordu. Hani Gomis'in yeri de olmamış olsa da ligde şampiyonluk yarışının içinde kalmıştı Cagne gelmeden önce de. Cagne'ye çok büyük umutlar bağlandı ama yani biraz sanki böyle panik transfer olmuş gibi o bonservis bedeline. Neden panik transfer? 6 ay sonra Buruş takımına kiralandı ki evet. Buruş'ta da aynı sebeplerden dolayı oyuncunun yeteneklerinde öyle bir kalitesizlik söz konusu değil. Oyuncunun profesyonel futbolcu kimliğinde sıkıntı var. Galatasaray'da yaşadığı sorunların aynılarını Buruş'ta da, ki orada daha fazla disiplinler ne yazık ki. Keşke biz de öyle olsak. Örnek vereceğim hemen, Belçika, Türkiye takımların, kulüplerin daha disiplinli yönetilmesi. Örneğin Larin. Beşiktaş'ta oynarken daha çok Türk dizilerini, o kadar da Türkçesi yok ama herhalde yanında arkadaşları çeviriyor ya da altyazı. Daha çok onlarla ve oyuncularıyla ilgileniyordu. Belçika'ya gittiği zaman asıl mesleği olan gol atmak, asist yapmak konularında daha fazla konsantre olduğunu görüyoruz. Performansı da yansıdı. Cagney ise Belçika'da da aynı, burada da aynı. Hala da hani döner mi dönmez mi tartışması. Bence asıl mesele işte sezon başında o Şampiyon Ligi'ne göre bir takım, işte pas oyunu oynayacak bir takım. Lemina, Seri, yapılan transferlere bakınca artı Enzonzi. Enzonzi savunma bel kemiği olarak düşünüyor. Yani takım savunmasının bel kemiği olarak. Orta savuncusu olsa da savunmanın önünde oynayan bir oyuncu ve ilk pası atan oyuncu olarak. Seri'yi derin oyun kurucu ya da 8 ya da ikisini birden Galatasaray'ın alacağı maçtaki formasyona göre, şekle göre. Artı bir de Belhanda, yani geçen sezonkinin çok uzağında. Şimdi o mesela atamadığı iki pasa geliyoruz yine. Buruj maçına yine dönersek. Pas oyunu, tamam pas oyunu oyna, pres oyunu oyna fark etmez. Senin en ofansif orta saha rolündeki oyuncun, ki daha önce bu pasları defalarca başarıyla atmış bir oyuncu Belhanda geçen sezonlarda. Feguli'ye özellikle bu pasları atmayı başarmış bir oyuncu. Yani sezon başında böyle Şampiyon Ligi'nde Galatasaray'ın hücum kozlarını saysan bir Falcao dersin. Falcao'nun geçirdiği sakatlık, bir türlü oynayamaması. Tabii 1 Ekim'den beri forma giymiyor. Tabii. 2, onun alternatifi Andone dersin. 3, ofansif orta saha geçen sezonki performansa göre söylüyorum. 2018-19 sezonunki performansına göre Belhanda dersin. Feguli dersin. Yine bunlar hep sezonun ikinci yarısı. Geçen sezon 2019 Ocak'la Mayıs arası en iyi performans gösteren 5 oyuncudan ikisiydi Galatasaray'ın. Şampiyon olmasında da belirici rol oynadılar ofansif açıdan. Evet. Bu oyunculardan hiç verim alamadın neredeyse. Yani şunu söylemezdin. Bu kurallar çekildiği zaman Galatasaray ilk golünü Buruş'a karşı atacak. 5. maçında İstanbul'da golün asistini Ömer Bayram yapacak. Golü de Adem Büyük atacak. Yani böyle bahis açılsa Galatasaray'ın şampiyonluğunun ilk golünü kim atar? Adem Büyük'ün 1'e 20 verilirdi. Hani Falcao 1'e 1.15. 1.10. Andone 1'e 2. Feguli 1'e 2. İşte ilk asisti kim yapacak? Belhanda, işte Seri, Babel yazılır. Babel de ilk gol atacaklara yazılabilir tabii. Şampiyon Ligi'nde. Çünkü Beşiktaş'ın o namalup lider çıkmasında Babel'in golleri, asistleri, Cenk Tosun'la özellikle son derece başarılı ikili oyunu, uyumu çok önemli katkı sağlamıştı. Bunun yüzden de Fatih Terim Hoca, yani aradan 1,5 sene geçmiş olabilir ama dedi bu klasa, bu farka ihtiyacımız var diye. O Babel de maalesef kendi adına
Yani sosyal medyaya harcadığı enerjiyi, sosyal medyaya verdiği konsantrasyonu bir kenara bırakıp onlarla ilgilenmeyip onları da futbolda kullansa konsantre olmak için. Bu arada yine taraftarla bir atışması oldu yine gördüysen. Geçen yıl onu gördüm, çok şaşırdım. Oldu, ama yani bunu artık çok şaşırdım. Yani çocuk ya. Tabii yani. Yani bir de Babel'sin abi yani. Evet. Şampiyon Ligi'nde kaç maç oynamış oyuncusun. Şampiyon Ligi için özellikle transfer edilmiş bir oyuncusun. Futbolcular hocayı hayal kırıklığına uğrattı. Hoca biraz böyle taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.